Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Melike, bugün sizlerle beraber yeni sahiplendiğim hayvanı sizden de anladığınız üzere bunu Instagram'da bugün paylaştım. Dün geldi ve yani aslında hikayesini anlatmak istiyorum önce kendisini sizlere tanıtmadan önce. Şöyle. Bize komşu alıyor. Komşunun evinde de van kedisi var. Bu arada ben van kedisi aşığım bir insanımdır. Çok severim van kedilerini. Yani diğer, yani tabii bütün hayvanları severim. Bütün kedileri severim ama nedense van kedileri daha öyle, ne bileyim, biraz ya diğer kedilere göre %90 %100 seviyorsam bütün kedileri, %1 van kedisini çok seviyorum. Yani bir tık fazla seviyorum van kedisini diğer kedileri öyle. Komşumuz alıyor. Aldıktan sonra işte iki tane alıyor. İki tane alınca bir tanesi van kedisi öldürüyor. Öldürünce de tek bu kalıyor. Kalınca da yani biz de hayvan besliyoruz bahçede. Hayvan beslediğimiz için şimdi söylersem direkt ben ne olduğunu bilirsiniz. O yüzden söylemiyorum. Ve diyor ki işte vereyim sizi. Anneannem de diyor ki tamam diyor, verin diyor, alalım diyor. Ve öylelikle sahipleniyoruz. Şimdi ay çok heyecanlıyım. Evet. Şimdi sizleri getireceğim. Zaten yuvasında bayağı bir mahvetmiş. Su falan dökmüş. Suyunu dökmüş. Evet. Gösteriyorum. Arkadaşlar şu an belki sesini tanıyor olabilirsiniz. Tanıyor olabilirsiniz. Şimdi getiriyorum bekle. Gel gel gel. 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 Bak dedik. Ne mi? Bismillahirrahmanirrahim. Aaa ne kadar cimcim. Arkadaşlar şuna bir bakın. Kameraya merhaba de kız oğlum. Bakın arkadaşlar bakın bakın. Bakın. Bana geliyor bana geliyor. Aa. Arkadaşlar bakın şurada. Gelme gelme düşersin gelme. Götünde de bok var. Arkadaşlar götünde de bok var. Gel kız oğlum gel. Evet arkadaşlar bu oğlan. Yani %90 oğlan. Şşş. Sakin ol. Babaya bak. Babası da kaka kalmış. Şşş. Didikleme onu. Evet arkadaşlar. Adı ne biliyor musunuz? Adı Ayaz. Ayaz koydum adını. 5 tane isim. Evet. Alırken bile korkuyorum. Tedirgin oluyorum. Canı yanmasın diye. Yani böyle hayvanları elime alırken bazen korkuyorum canları yanar diye. Yani aslında çok hafif tutuyorum ama yine de korkuyorum işte. Şimdi 5 tane isim arasında kaldım arkadaşlar. 5 tane isim buldum internette. Yani biri Chico, biri Melo. Melo gerçi kız ismiydi ama. Biri Çılgın, biri Ayaz ve birisi de... Neydi ya birisinin adı? Birisi de... Ay unuttum neydi ya? Bir tane daha isim vardı onu da unuttum. Oy birliğiyle kendi şeyimde 5 tane isimden 2 tanesini, yani 3'ünü çıkarttım, 2 tane isim kaldı. Ve bu 2 isimden de bir karar veremedim. O 2 isimden, 2 isimde sona kalan o 2 isimde Ayaz'da Çılgın'dı. Çılgın neden koydum onu? Aslında Çılgın koyacaktım. Ben çok farklı isimleri çok seven bir insan olduğum için hayvanları da çok seviyorum koymaya böyle farklı bir şeyler. Ben küçükken bir tane cicadağı beslemiştim. Çok küçükken ama. Adı da Kara Kız'dı. Ama o büyüdü, hasta oldu ve öldü. Ondan sonra o günden sonra bir daha küçük civciv beslemedim. Böyle pencereye gelirdi, gagasıyla pencereye vururdu. Ondan sonra elimizden yemek falan yerdi. Öyle işte. Uzun süreden sonra ilk defa civciv besleyeceğim arkadaşlar. Kara Kız'dan sonra. Ondan sonra anket yaptım Instagram'da ve çok çok kişi
oylamada çoğu kişi zaten paylaştım görmüşsünüzdür. Çoğu kişi Ayaz demiş. Ve Ayaz olarak şey yaptım. Ve adını Ayaz koydum. Zaten bir de gönlümden geçen at da Ayaz'dı bu arada. Ayaz koymaya gerçekten çok istedim. Ne vuruyorsun ya? Aa, vuruyor. İçeriği mahvetmiş. Suyunu yere dökmüş. Kartonu ıslatmış ve aynı zamanda şeyi de ıslatmış. Biz altına gazete de koymuşuz. Gazeteyi de ıslatmış. Hadi gelin onu beraber sizle yapalım. Evet arkadaşlar, sizlere göstereyim. İçine de oyuncak koyduk. Tek başına olduğu için çok fazla. Umarım sesim geliyordur. Çok fazla bağırdığı için içine oyuncak koyduk arkadaşlar. Dün akşam da tam böyle yanına geldim. Uyumuş, karanlıktı. Oyuncağın yanına gitmiş, sokulmuş, uyumuş ya. Ay çok tatlıydı arkadaşlar. Fotoğrafını çektim. Burayı koyarım belki. Evet arkadaşlar, gelin onun şeyini temizleyelim. Ama önce onu çıkartmamız lazım ve onu güvenli bir yere almamız lazım. Dışarı çıkarttığınız zaman kutudan dışarı çıkınca peşimizde koşuyor. Yani yanımızda yürüyor böyle. Ayrılmıyor falan. Böyle bizi görme... Bakın mesela beni görmüyor şu an. Ciyaklıyor. Bağırıyor mesela. Bizi görünce mesela susuyor falan öyle. O yüzden çılgın koymak istedim. Ya aslında ikinci seçenek olarak çılgın koymak istedim. Ama şunu da söyleyeyim. Açık net konuşuyorum. Gönlümden geçen isim Ayaz'dı. Ve Ayaz oldu. Gerçekten gönüller birmiş arkadaşlar. Evet şimdi çok konuştum. Yine çenem düştü. Şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle bir şey yaptım. Şimdi içine koyacağım. Şimdi böyle bir şeyimiz var. Bunu şimdi yırtacağım. Huhu. Evet, kendimi bir an Mert Eren Bülbül gibi hissettim. Huhu, yumuncum ya. Evet, şöyle yırtıyorum. Tek katını koyacağım. Evet şöyle içine koyacağım ama önce onu çıkartmam lazım. Evet arkadaşlar, ben onu çıkartıp geliyorum. Arkadaşlar bana çok zorluk çıkartıyor bu. Neredesin? Ayaz gel. Arkadaşlar biraz yeme yeme. Çekim yapalım. Git. Arkadaşlar çok... Gel buraya. Arkadaşlar bu kızı ben mahvedeceğim, ben bu kızı. Kağıt yedi ya. Arkadaşlar kağıt yedi ya. Deli olan ya. Kağıt yedi, inşallah bir şey olmaz. Yerdeki kağıt da bildiğim kadarıyla ufak kağıt parçasıydı yerdeki yediği. Neyse arkadaşlar ben bunu yapayım da geleyim. Tahtayım işe yaramadı maalesef. Geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şeyini hazırladım. Bir tek maması kaldı. Onu da yapacağım, halledeceğim. Burada da bizim bıcırık Ayaz var. Çıkmaya çalışıyor. Evet. Şimdi yaptım arkadaşlar, hallettim bir şekilde. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalıştım. Şimdi onu koyacağım. Biraz zorlanacağım. Yapacağım bir şey yok. Çünkü uçuyor. Onu yakalamam lazım. Baba baba. Gel içeri. Lan ne ara sıçtın ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl olmuş hanımefendi? He? Evinizi yaptım. Şurada biraz çıkıntılı oldu ama yapacağım bir şey yok çünkü. Yani kenarları boş kaldı. Ben de oraya bir tane daha yırttım, koydum. Evet arkadaşlar, şimdi koydum. Mamasını da koyacağım. Aşağı inip onu alacağım. Ya tamam tamam, geliyorum geliyorum. Ayaz'la da sizi tanıştırdım. Civciv. Civciv Ayaz. Ayaz civciv. Civciv Ayaz. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle yemini aldım. Bulgur veriyoruz. Civciv olduğu için daha biraz ısladım. Hatta biraz diye fazla ıslamışım. Yanlışlıkla. Evet koyuyorum. Aa, yemeğin yüzüne bakmıyor şu an. Ben dedim herhalde, dedim bu acık da o yüzden böyle bağırıyor dedim ama. Evet arkadaşlar, oyuncak bile koyduk yani. Acıkmış.
Evet, kamera kapalıyken sen tut, o oyuncağı böyle köpeği tam dik koydum. Sen tut, üstüne çık, yukarıya çıkmaya çalışıyor ya. O oyuncak da bu arada benim çocukluk oyuncağım. Ay, gelince falan ben gittim aldım komşudan. Annemler de işte yerine falan hazırladılar. O sırada benim de işlerim vardı, başka şeylerle ilgileniyordum. Öyle işte bir baktım oyuncağımı koymuşlar ya. Yani bir şey, Barbie bebeklerimi falan çıkartmış annem. Benim bir çanta içinde koydum Barbie bebeklerim, oyuncaklarım vardı. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve zil butonu aktif hale getirmeyi unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Bye bye.